Kısa kısa makine dinamiği konularına geçmeden önce hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi kanalıma abone olmanız. Bir diğeri ise yayınlanan videolardan anında haberdar olmanız için bildirimleri açmanız. Ve bir diğeri de elbette ki arkadaşlarınızın da bu videolardan yararlanmasını sağlamak amacıyla bu videoları paylaşmanızdır. Kuvvet, moment ya da tork nedir? Kuvvet bir vektörel büyüklük. Dolayısıyla bir vektörel nicelikten bahsederken büyüklüğü, yönü ve uygulama noktasıyla karakterize ediyoruz. O halde vektör denklemini gösterirken de elbette farklı gösterimler olmakla beraber bazen koyu harflerle gösteriliyor, bazen ok işareti konuluyor, bazen üzerine değişik işaretler konuluyor ama biz burada anlatımlarımız sırasında bir yarım ok işareti gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla genelde bu tür bir işaret kullanacağız. Vektörel büyüklüklerin üzeri. Bir vektörden bahsederken büyüklüğünü mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Yönünü, yönelimini mutlaka bahsetmeniz gerekiyor. Ve uygulama noktasını bahsetmeniz gerekiyor. Örneğin bu vektör O noktasından etki ediyorsa, dolayısıyla O noktasının vektörü şeklinde ifade etmek gerekiyor. Bu vektörün elbette bileşenleri olabilir. Eğer kartezyen koordinat sistemi kullanıyorsa, bu vektörün x ekseni üzerindeki izdüşümü, y ekseni üzerindeki izdüşümü ve z ekseni üzerindeki izdüşümlerini fx, fy, fz olarak isimlendirecek olursanız, ki bunlar o vektörün O koordinat ekseni üzerindeki olan izdüşümleridir. Bu izdüşümlerini belirlerken de aslında skalar çarpım kullanıyoruz. Birim vektörlerimiz var. X eksenini gösteren birim vektörünü genelde E ile gösteriyoruz. J ile Y ekseni üzerindeki birim vektörünü ve Z yönündeki birim vektörünü de K ile gösteriyoruz. Birim vektöründen kastımız nedir? Büyüklükleri bir olan sadece yönleri gösteren vektörler. Aynı şekilde moment nedir? Moment de bir vektörel niceliktir. Bunun da bir büyüklüğü, bir uygulama ekseni ve bir de yönü söz konusudur. Bir kuvvet hareket çizgisinde olmayan bir nokta etrafında bir moment veya tork üretir. Bu bir kuvvetin döndürme etkisidir. Örneğin bu cismimizin üzerinde O noktasından etki eden bir F kuvvetimiz var. Bu F kuvvetimiz A noktası etrafında döndürme etkisi oluşturuyor. Burada da gördüğünüz gibi kuvvetimizin uygulama noktası O noktası ve kuvvetin uygulama doğrultusu ise burada da gördüğünüz gibi burada gösterilen kesikli çizgi. Diğer bir deyişle yönelimini gösteriyor aslında. A noktasına göre bu kuvvetin yaratmış olduğu döndürme etkisini bu denklemle ifade ediyoruz. Ki buradaki denklemimiz A noktasına göre döndürme etkisi R vektörü vektörel çarpım F vektörü olarak ifade ediliyor. Burada da gördüğünüz gibi vektörel bir çarpım söz konusu. Momentin yönünü bu denklemde doğrudan doğruya belirlemek mümkün. Ama geometrik olarak eğer yönünü bulmak isterseniz de o zaman sağ el kuralını kullanıyoruz. Sağ el kuralına göre iki vektörün çarpımı nedir? A vektörü, vektörel çarpım B vektörü eşit olmalı C vektörüne. Gördüğünüz gibi A vektöründe işaret parmağınızı kullanabilirsiniz. B vektöründe orta parmağınızı gösteriyor olacak. Bu şekilde eğer parmaklarınızı düzenlerseniz baş parmağınızın yönü sizin o vektörlerin vektörel çarpımının yönünü gösterecek demektir. Bir diğer sağ el kuralı ise ki benim de sıkıda kullandığım budur. Dolayısıyla parmak uçlarınızı birinci vektörün yönünde uzatırsanız, eğer A vektörü bu yöne doğruysa, parmak uçlarınızı bu şekilde uzattınız. Ve ikinci vektöre avuç içinize doğru parmaklarınızı çevirebileceğiniz şekilde birinci vektörü de uzatmanız gerekiyor. İkinci vektörünüz de B vektörünüz burada. Dolayısıyla avuç içinize dik olacak. Parmaklarınızı kıvırdığınızda, dolayısıyla parmak uçlarınızı B'ye doğru kıvıracak olursanız, baş parmağınızın yönü bu vektörlerin çarpımının yönünü gösterecek demektir. Elbette B vektörüne ters taraftan da gelmek mümkün ama parmaklarınızı kırmanız gerekir. Dolayısıyla sağ el kuralı dediğimiz budur. Bu sağ el kuralıyla momentinizin yani bu
yönünü bulmanız mümkün. Bu durumda kuvvet kolu birinci vektörünüz olduğuna göre birinci vektörünüzün yönünde parmak uçlarınızı koyacaksınız ve daha sonrasında da kuvvet vektörü ise avuç içinize dik olacak şekilde yapacaksınız. Parmak uçlarınızı avuç içinize doğru kıvırdığınızda ise baş parmağınızın yönü sizi momentinizin yönünü gösterecek demektir.